Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Geçen hafta bu Enne Risalesi'nde kaldığımız yer itibariyle bu kaçıncı sayfa burası? 129. sayfa sözlerden 30. söz. Pardon, affedersiniz, yanlış yere bakıyorum. 736. sayfası Ene 30. söz. Birinci maksat Ene bahsi, yani benlik. Benlik bahsini okuyoruz. Geçen hafta Allah'ın bizden tek istediği şey var diye öğrencilere bahsediyorum. Geçen hafta da onun üzerinde durduk burada. O da ibadettir. Yani dünya imtihan dünyasıdır. İmtihan etmek için gönderdi. Bakalım kulumu ben yaratayım da ne yapacak? Bunu öğrenmek için Cenab-ı Hak yaratmamış insanı. Yani insanın ne yapacağını Allah zaten biliyor. Cennetlik mi olacak, cehennemlik mi olacak zaten biliyor Allah. Değil mi yani? Onun için göndermemiş. Yani öğrenmek için bakalım yaratayım da ne yapacak? Onun için göndermemiş. Tek şey için göndermiş, ibadet için. Yani ibadet etsin, itaat etsin, yarattığım varlığa itaat etsin diye. Bu itaat da tabii insan olunca itaat edecek olan iradesiyle, kendi isteğiyle, seçenekleriyle itaat etmesi lazım. Diğer varlıklar gibi değil. Diğer varlıkları Cenab-ı Hak yaratmış. Onlar zaten ister istemez Cenab-ı Hakk'ın hükmüne ram oluyor. Yani yerlere göklere Cenab-ı Hak diyor, gelin bana itaat edin diyor. Yerler gökler ne diyorlar? Eteyna ta'i'in. Yani biz gönül rızasıyla sana itaat edicileriz dediler diyor. Yer gök itaat ediyor. Yerde gökte ne varsa itaat ediyor. Ama insan kendi iradesiyle itaat ediyor. İster istemez Allah'ın hükmüne bütün varlıklar itaat ediyor ama insan iradesiyle ediyor. Dolayısıyla cinler de, insanlar cinler. Yani insan deyince cinler buna dahil. Çünkü ayet-i kerimede şöyle diyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Cinleri ve insanları ben yaratmadım. Tek bir gaye için yarattım. O da illa liyabudun. Yani bana ibadet etsinler. Yani beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek insanın ve cinlerin yaratılış gayesi ibadet. İtaat. Hani bir yerde bir yönetim varsa o yönetim itaat ister değil mi yani? Şimdi biz Türkiye vatandaşıyız değil mi? Türkiye vatandaşı olduğumuz için toplumsal bir sözleşme imzalamışız yani. Türkiye vatandaşlığını kabul etmekte toplumsal bir sözleşme imzalamışız. O da nedir? Devletin çıkarttığı kanunlara boyun eğeceksin. Bitti. İtaat edeceksin. Kırmızı ışıkta duracaksın. Trafikte. Yeşil ışıkta geçeceksin. Efendime söyleyeyim, ticaret yapıyorsan vergini vereceksin. Değil mi? Askerlik görevin geldiği zaman askere gideceksin. Canın pahasına olsa. Bu toplumsal bir sözleşmedir devletle. Dolayısıyla devlet kanunları çıkartır, vatandaşından ne bekler? İtaat bekler. Herkes o kanunlara uymak zorunda. Allah da bu kainatı yaratmış, bu kainat vatandaşı olarak bizleri de yaratmış. Biz madem geldik, varlığımızdan memnunuz, gözümüzü bile yani olsun ya vereyim diyemezsin. Dünyaları verseler bir gözünü bile feda edemezsin. Benimsemişsin her şeyi. O ben duygusuyla benimsemişsin. Dolayısıyla altına bir toplumsal mutabakatı imzalamışsın yani. Kainat vatandaşlığının mutabakatını imzalamışsın. Dolayısıyla ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Cenab-ı Hak bizden işte bunun için itaat istiyor. Ve görsünler abi. Şimdi bizi madem Allah yaratmış, kainatın içine koymuş, kainat vatandaşı olarak
Bizler de o toplumsal mutabakata imzamızı atmışız. Allah bizden şu kainat yönetiminin karşısında itaat istiyor. İtaati de ibadetidir. İlla liya'budun. Ancak bana itaat etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Başka değil. Yoksa Cenab-ı Hak insanı yaratıyor. Daha sonra o insan ne yapacak bakalım, bir sınayım, bir imtihana tabi tutayım diye öğrenmek için yaratmamış Allah. Yoksa biliyor. Hani malum ilim maluma tabi dil meselesi vardı ya daha önce. İlim nasıl maluma tabi? Yani mesela şu bardak malumdur. Bu bardağın zihnimde oluşturduğu yansıması ise ilimdir. Değil mi? Hani bu Ehl-i Vahdet-i Vücut'u anlatırken Üstad Hazretleri diyor ki mesela diyor hani ilim malum meselesini orada anlatırken diyor ki mesela eşyanın diyor eşyaya diyor maluma eğer zihin zarf olursa yani bu benim zihnimde canlanırsa ve sıfatı haline gelirse o ilim olur diyor. Bu malum zihnimize yansıyan ilim. Şimdi benim zihnime yansıyan şey buradaki maluma tabidir değil mi? Burada bardak olmasa benim zihnime yansımaz. Doğru mu? Bardak yansımaz. İşte malum olan bir şey senin zihnine yansır. Var olan bir şey, dışta var olan bir şey senin zihnine. Buna malum denir, zihne yansıyana ilim denir. İşte bizim zihnimizdeki ilim maluma tabi. Şimdi malum ise ilme tabi değil. Tam zıttı değil. İlim maluma tabi. Bu bardağı benim zihnimdeki bardak buraya tabi. Ama bu bardak benim zihnimdeki ilme tabi değil. Niye değil? Eğer öyle olsaydı mesela ben şimdi şu anda ne yapardım? Daha önce verdim bu misali. Güzel bir tepsi kızarmış böyle iyi yapılmış bir baklava hayal ederdim. Zihnimde canlandırdım. Pat masanın üzerinde masaya gelirdi baklava yerdim. Oh ne güzel yani. Şimdi demek bu malum benim kafamdaki ilme talibi olsa, ilimde ne, beynimde ne canlandırdımsa o oluşur. Ama bunun tam tersi oluyor. Burada ne varsa benim zihnimde o oluşuyor. Zihnimde oluşan şey burada olmuyor. Eğer öyle olmuş olsaydı oh ne güzel 3-4 teneke ben 24 ayar som altın hayal ederdim. Tak masanın üzerinde 4 tenekelik efendime söyleyeyim som altın. Zengin de olurdum. Yani ha. Şimdi ilim demek maluma tabi değil mi? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ilmi sonsuz olduğu için kulun ne yapacağı malumdur. Allah kulun ne yapacağı malum. O malum Cenab-ı Hakk'ın ilmine tabi değil. Allah'ın ilmi kulun ne yapacağına tabi. Ne yapacağını biliyor Cenab-ı Hak. Ama Allah bildiği için o kul yapmak mecburiyetinde değil. Ha senin efendime söyleyeyim cehenneme gideceğini biliyor Cenab-ı Hak. Allah bildiği için o kul cehenneme gitmiyor. O cehennemlik olacağı için Allah onu biliyor. İlim malumat abi. Yani şimdi bu şekilde. Yoksa insanı Cenab-ı Hak demek ben bunu bir sınayım, bir imtihana tabi tutayım da bakalım bu cennetlik mi olacak, cehennemlik mi olacak? İyi insan mı olacak, kötü insan mı olacak? İşte efendime söyleyeyim, zalim mi olacak, alim mi olacak? Bir göreyim diye yaratmıyor. Niye yaratmış? Yaratmış ibadet etmek için. İtaat etmesi için yaratmış. Kulundan itaat bekliyor. Şimdi imtihan meydanına gönderiyor. Onu sınıyor tabii yani. Ne kadar ibadet edecek? Değil mi? Onu sınıyor. Mesela halakal mevte vel hayata liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Ha neymiş? Hayatı da ölümü de yarattım ve onu belvaya, sınava tabi tuttum. Bakalım hangisi daha güzel iş yapacak? Değil mi? Ahsenu amela. En ahsen ameli, en iyi ameli, en güzel ameli bakalım
Yapacak mı? Hangisi yapacak? Demek Allah insanın ne yapacağını öğrenmek için insanı yaratmamış. İnsanın ne, yani nasıl bir amel ortaya koyacağını yani koyması için yaratmış. En güzel ameli ortaya kim çıkaracak diye Cenab-ı Hak insanları ve cinleri yaratıyor. Ayette böyle diyor. Ve başka ayette de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye yarattım. Mülk suresinde de işte خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا Hayatı da ölümü de yarattım. Onları belvaya yani sınava, imtihana tabi tuttum. Bakalım hangisi en iyi ameli ortaya koyacak. Amel. İş, itaat. Şimdi bunun için yarattım. Çocuğun bir tanesi oradan dedi ki, söyledim bunu geçen hafta. Allah dedi, haşa yani dilim varmıyor, egoist dedi. Hep kendine. Ateist o çocuk. Yani hem Allah'a inanmıyor hem de diyor ki yani ateist demek Allah'a inanmıyor. Ondan sonra bir de Allah'a ateist diyor. Ya inanmıyorsan sana ne? Ne olursa olsun. Bir de hakaret ediyor yani. Evet. İnanmıyor ya. Ateistim diyor çocuk. Egoist diyor. Evet. Şimdi ya kendisi müthiş bir ego. Şimdi onu okuyacağız, onun üzerine geliyoruz. Müthiş bir egosu var, enesi var, benliği var. Yani ben o çocuğa söyleyemedim. Şimdi yani söyleyeceğim inşallah. O zaman işte şey dersin bitmesine çok az kalmıştı, zil çalacaktı falan. Dedim ona, yani diyeceğim daha doğrusu dedim değil, diyeceğim daha demedim ona. Şey var, o tabii İslamiyet'ten bir referans verdi mi kabul etmiyor. Einstein'ın bir formülü var ya hani şu 1 bölü bilgi eşittir ego diye. Onu anlatacağım nasip olursa. Ki bunu anlattım ben geçen hafta anlattım. Ama tekrar edeyim. Hatırlamayanlar vardır. Şimdi senin bir bilgin var mı? 1 bölü hani dedi ya bilgi. Bir bilgin var. 1 bölü 1 yapar. Eşittir. 1 çıkar. Ama 10 bilgin var. 1 bölü 10 eşittir. 0 virgül bir yapar. Onda bir. Senin 100 bilgin var. O zaman 1 bölü 100 eşittir. 0,01 yapar. Yani küçülüyor. Ego küçülüyor. Bilgi arttıkça ego küçülüyor. Benlik küçülüyor. Yani o kalınken, büyükken küçülüyor. Bilgi arttıkça küçülüyor. Peki Allah'ın ilmi sonsuz. 1 bölü sonsuz eşittir. Sıfır yapar. Çünkü bir rakamın sonsuza bölümü sıfırdır. Bir bölü sonsuz sıfır. Demek Allah'ta sıfır ego var. Ama sen cahil olduğun için sende çok kalın, büyük, tam manasıyla böyle bütün cisminle beraber bir ene var. Kendindeki ene ile kıyas ediyor. Yani değil mi? Şimdi bakalım yani kafamda kurguladığım bazı şeyler var. Daha ona söyleyeceğim inşallah. Yani bu hani ene bu şey ince meseledir, bu şeydir falan diye geçmeyin. Karşımıza toplumun içerisinde çok insanlar çıkıyor. İşte bak benim karşıma çıktı geçen hafta. Bunun üzerinde şey yaptık. Allah bizden ibadet istemekte haşa ego sahibiymiş. Tövbe estağfurullah. İşte onun için felsefenin şu esasat-ı fasidesinden saydı ya orada bir takım esaslar saydı. Yani dedi birden ancak bir çıkar. La yasturu illa anil vahid. Okuyalım orayı. El vahidu la yasturu anhu illa el vahid. Yani birden bir sudur eder. Yani bizzat bir tek sudur edebilir. Sahih şeyler, vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye ganiye alel ıtlak ve kadiri mutlaka aciz vesayete muhtaç göstererek bütün esbaba vesayete rububiyette bir nevi şirk verip
Halık-ı Zülcelal'e aklı evvel namında bir mahluku verip adeta sair mülkünü esbaba ve vesayete taksim ederek bir şirk-i azime yol açan şirk alut ve dalalet pişe o felsefenin düsturu. Halbuki şöyle olması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim semavi dinler şunu söylüyor. El-vahidu la yasturu illa anil vahid. Yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edebilir. Yani bir şeyde birlik varsa tek elden çıkar. Evet. Birlik yoksa mesela şurayı 10 kişi hadi gelsin kendine göre tanzim etsin, düzenlesin diye şu salonu birisine versek bu salon böyle düzgün çıkar. Ama 10 kişiye versek birisi yok burası böyle olsun, öteki burası ne olsun, bir birliği düzenliği olmaz, diriliği olmaz buranın. Tabii herkes kafasına göre bir şey düzenlemeye kalkar, karma karışık bir salon meydana gelir. Eğer bir salonda bir bütünlük, birlik varsa ha bir elden çıktığını gösterir. En azından burada 100 kişi de çalışsa onların başında bir akıl vardır. Bunu böyle yap, bunu böyle yap diye tek kafadan, tek elden çıkıyor demektir o. Yoksa birkaç tane olsa olmaz. Eğer bir askeri birlikte düzenli hareketler varsa komutanı bir demektir. Eğer iki tane komutan olsa hadi bakalım orada sen düzen bir şey yap. Bir tanesi diyecek bölük işte uygun adım marş. Öteki diyecek bölük dur. Yani şimdi adam yürüyecek mi duracak mı yani. Şimdi sağa dön, öteki diyecek sola dön. Sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Kimisi sağa döner, kimisi sola döner. Orada birlik olur mu? Olmaz. Eğer bir şey de bir bütünlük varsa tek elden çıktığını gösterir. Eğer bütünlük yoksa o zaman orada birkaç tane el karışmış demektir. Yani bunu Kur'an-ı Kerim böyle diyor, semavi kitaplar böyle diyor. Ama felsefe ne diyor? Birden ancak bir çıkar diyor. Aklı evvel dedikleri hani var ya okulu aşara teorisi onlarda. Okulu aşara yani Allah birinci aklı yaratmış, birinci aklı ikinci aklı yaratmış. Ta o dokuzuncu aklı, onuncu aklı yaratmış. Bu kainat meydana gelmiş. Allah karışmıyor. Dolayısıyla yani Cenab-ı Hak artık ilk aklı yarattıya bırakmış artık. Çekilmiş kenara oturuyor. Haşa. Bu felsefenin hükmü böyle. Böyle bunun gibi fasit şeyler var. Her şey Allah'ı mesela ve iyi bir şey illa yusebbihu bihamdi. Her şey ne diyor? Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin. Bu nübüvvetin düsturu. Onlar ise tesbihi tamamen ne yapıyorlar? Yani Allah'ın mahluku olduğunu, onun noksan sıfatlardan tenzih ettiğini kabul etmiyorlar. İşte bu dört mesele binler misali kıyas edebilirsin. Lemaat namındaki bir risalede bir kısmı işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasat-ı fasidesinden, bozuk esaslarından, esas temel kurallarından ve netaici vahimesinden vahim netice. Vahim neymiş? Korkunç. Korkunç neticelerden. Der ki İslam hükemasından İbn Sina ve Farabi gibi dahiler, hakikaten dahi insanlar yani. Mesela İbn Sina kendisinden önceki tüm felsefi görüşleri toplamış bir kitapta. 20 ciltlik bir kitap. Bize ulaşmamış. Bir yangında mı ne yanmış herhalde. Bize kadar ulaşmamış. Kaybolmuş yani. Ama tıpla ilgili 20 ciltlik bir Kanun-ı Tıp diye bir kitap yazmış. O şey yapıyor, ulaşmış. Bugün Batı Üniversitesi en meşhur Batı Üniversitelerinde de okutuluyormuş kaynak kitap. Hakikaten dahi, Farabi de öyle. Ki ilk Yunanca'dan felsefeyi tercüme eden şahıstır Farabi. Dahiler Şaşai Suresi'ne meftun olup, yani o felsefenin dış şaşasına meftun olup, o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Sıradan bir mümin. Ki geçen hafta burayı okuduk.
Hatta İmam-ı Gazali gibi bir hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Yani sıradan bir mümin bile olamaz onlar demiş. Şey diyor, üç noktada küfre girmişler diyor. Bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyata ıttılağı yoktur. Geçen hafta da bak ben bunu hatırladım. Diğerlerini hatırlayamadım. Gene hatırlayamıyorum. Yani bakmadım da maalesef. Haş-ı cismani, evet o olması lazım. Ondan sonra bir üç şey var. Tamam o var. Ama üçüncüsü ne? Üç tane diyor. Yani 17 tane meselede dalalete gittiğini ve ama 3 tane meselede ise küfre girdiklerini söylüyor. O Tehavvütül Felasife'de. Şimdi o 3 tane de aklımda kalmamış. Yani işte bir tanesi cüz'iyata itlağı yoktur. O nasıl kalmışsa bilmiyorum. Aklımda kalmış. Hatta İmam-ı Gazali gibi bir hüccet-i İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Hem mütekelliminin, mütebahhirin ulemasından olan yani kelam ilminin alimleri arasında mütebahhir ne demek? Derya gibi ilmi olan efendime söyleyeyim Mutezile imamları Ali el-Cübai gibi Cübbai gibi falan imamları Zinet-i Suriyesine meftun olup o felsefenin dışa ait böyle süslerine aşık olup, meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ittihaz ettiklerinden akıl hakimdir. Orada akıl nakil meselesi var. Akıl esastır, nakil tevil edilir falan diye şey var. Yani akla uygun olmayan ne varsa reddederiz. Benim aklıma yatmıyor bu iş. Nakledilen hadisler nakildir. Kur'an-ı Kerim nakildir. Bu nakledilen şeyi akla göre değiştiririz. Akla uymuyorsa reddederiz. Mutezile. Mutezile'ye geçtik şimdi. Tamam, o şey gitti. Yani felsefe gitti. Mutezile de bu felsefenin işte dış süsüne, süslü yönüne aldanarak aklı hakim kılmışlar. Tamam? Tabii zaten felsefede akıl esas yani zaten de ama Mutezile bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Şerif'leri okuyorlar fakat akla yatmadı diye efendim onları ya inkar ediyorlar ya da tevil ediyorlar. Tevil akıl yoluyla, aklı esas. Esas kabul etmişler. Ha tabii kul kendi fiilini yaratır diye hükmetmişler. Evet. Güya şey Allah'ı tenzih edecekler. Kul çünkü kötü işler de yapıyor. Allah kötü işi yaratmaz diye akıllarına göre tevil ediyor. Tabii yatmadığı için hemen anında tevil ediyorlar. Evet, işte Zinet Suresi'ne meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ittihaz ettiklerinden ancak fasık, müptediya yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in düsturlarının dışına çıkana müptediya denir. Müptediya bir mümin derecesine çıkabilmişler. Yani fasık bir mümin, müptediya bir mümin. Evet, bid'atçı. Müptediya. Ama müptedi Ehl-i Sünnet'in ve cemaatin o yolundan ayrılanlara da deniliyor müptedi. Birbirinin derecesine çıkabilmişler. Hem Üdebai İslamiye'nin meşhurlarından bedbinlikle maruf. Bedbinlik neymiş? Kötümsersizlik, ümitsizlik, kötümserlik. Neydi? Ümitsizlik. Evet, bedbinlikle maruf bilinen Ebu Ala-i Ma'arri ve yetimane ağlayışlarıyla Ömer Hayyam gibilerin o mesleği nefsi emmareyi okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle ehli hakikat ve kemalden bir sille-i tahkir ve
tekfir yiyip, yani küfre giriyorsunuz. Siz alçaksınız gibi. Edepsizlik ediyorsunuz, zındıklaya giriyorsunuz. Zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecirkerane, yani azarlayarak tedip tokatlarını almışlar. Niye? Hep bu felsefenin o eneği şişirmesi. Evet. Hem mesleki felsefenin, felsefe mesleğinin esasat-ı fasidesindendir ki, o fasit ne demek? Çürük temellerindendir ki ene, yani benlik duygusu, kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde, felsefenin meş'um nazarıyla, manayı ismi cihetiyle baktığı için eneye, yani bizzatihi müstakil olarak bakıyor. Eneye nazarları, dikkatleri ne yapıyor? Topluyor. İçin güya buhar misali o ene temeyyu edip, yani buhar nasıl böyle bir soğuk bir tabakaya gelince mayi haline gelir, sıvı haline temeyyu edip sonra ülfet cihetiyle, yani hoşuna gidiyor artık meşgul olduğu şey ve maddiyata tevakkul sebebiyle devamlı maddi şeylerle uğraşa uğraşa güya tasallup ediyor. Ne yapıyor? Yani buz gibi donuyor. Önce su haline geliyor, mayi haline geliyor, sonra donuyor, buz haline geliyor. Sonra gaflet ve inkarla o enaniyet tecemmüt eder, yani buzlaşır. Sonra isyanla tekettür eder, yani buz şeffaf olur. Tekettür ne demek? Yani o şeffaflık gidiyor, artık böyle kararmaya başlıyor. Evet. Tekettür, bulanma. Sonra isyanla tekettür eder, şeffafiyetini kaybeder, şeffaflığını kaybeder. Sonra gittikçe kalınlaşıp sahibini yutar. Ben dediği zaman her şeyiyle ben der. Nevi insanın efkarıyla da şişer. İnsanoğlunun fikirleriyle de şişer. Sonra sair insanlara, hatta esbabı kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde birer firavunluk verir. Bütün varlıklar firavundur der sonunda. Ben de firavunum, herkes de firavun der. Halbuki hiçbir varlık firavunluğu kabul etmiyor. Ama onlar o firavun gözüyle bakıyor onlara. İşte o vakit Halık-ı Zülcelal'in, yani Celal sahibi, o yaratıcı olan Allah'ın evamirine, emirlerine karşı mübareze vaziyetini alır. Emirlerine karşı. Allah bir kuldan ne istiyor? İtaat istiyordu, değil mi? Ne diyordu o çocuk? Haşa Allah, egoist diyordu. Mübareze ediyor, Allah ile mübareze ediyor. Mübareze ne demek? Savaşıyor yani, savaşa giriyor. Karşılık koyma, çarpışma, savaş. Men yuhil izame ve hiye ramim. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Ümeyye İbn Halef gelmiş yani. Diyor cismani diriliş var. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. O da Allah ile mübareze ediyor. Şimdi çatışmaya giriyor, haşa. Allah diyor bu kemikleri diriltecek. O da gelmiş ofalıyor kemikler. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Men yuhil izame ve hiye ramim. Meydan okuyor Allah'a. Allah da ne diyor? قُلْ يُحْيِهَ الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ. Bunu baştan kim inşa etmişse, kim diriltmişse o diriltecek diyor. Sıfırdan seni yapmış ya. Çürümüş kemiği tekrar diriltemez mi yani? Aslında Cenab-ı Hak her zaman bunu yapıyor da adam görmüyor. Kışın her şey öldü gitti. Çürüdü, toprak oldu. Ama baharda bakıyorsun, toprak olmamış ya. Gerçi geri teri taze diriliyor. Her kış bahar bu yaşanıyor.
Yani bütün varlıklar doğuyor, büyüyor, ölüyor. Sonra o ölümünün enkazından tekrar diriltiyor. İşte her kışın yeryüzü cas çablak toprak. Bakın bahar mevsiminde öyle mi? Her şey dirilmiş. Allah bunu her sene yapıyor. Tekrar he? Yani şimdi evet çiçek açtı bak. Canlandı tekrar. Hani ölmüştü. Tekrar diriltiyor. Kainatta yani doğup büyüyüp ölen ve tekrar o ölümünden sonra dirilten bir şey yok ya. Hatta yıldızlar bile diyor doğar, büyür, ölür. Sonra yıldız öldükten sonra o ölümünün enkazından yeni bir yıldız doğar diyor. Daha doğrusu yeni bir yıldız yaratılır. Yıldızlar bile böyle. Bütün kainatın tabi olduğu bir kanun insanda niye geçerli olmasın? İnsan bu kainattan hariç bir varlık mı? Bütün kainatta her bir varlık doğuyor, büyüyor, ölüyor ve ölümünden sonra tekrar diriliyor, tekrar Cenab-ı Hak bunu sana örnek olarak gösteriyor. Bu kanunun insan dışına niye çıksın? Niye ayrı olsun? İnsan da ölünce onun haşir sabahında, baharında tekrar dirilmesi normal, makul. Olması gereken bu. Mantıken. Ama o ne yapıyor? Men yuhil izame ve hiye ramim diyor. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Meydan okur gibi kadiri mutlaka acli itham eder. Yapamaz bu işi. Çürümüş ya. Tekrar çürümüş şey diriltilmez. Hatta Halık-ı Zülcelal'in efsafına müdahale eder, sıfatlarına karışır. İşine gelmeyenleri ve nefse emmarenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya ret, ya inkar, ya tahrif eder. Ez cümle. Hani bir şey vardı. Bir ara ibretle takip ettiğimiz bir sahih hadiste işte yaralara, tam hadisi bilmiyorum, yaralara deve idrarı iyi gelir diye bir şey var. Birisi televizyonda tartıştıkları için şey yaptık yani. Yok işte bu getirmiş deve şey idrarı. İç bakalım bunu diyor. Madem şifadır diyor. Şey yapıyor yani. Bunu yapan felsefeci bir adam. Üniversitede felsefe dersi veren bir adam. Bunu yapıyor. Çünkü niye? O şeyine, aklına ters düşüyor. Halbuki Ehl-i Sünnet vel Cemaat ne diyor? Yani vahiy şey, nakil esastır. Akıl ona uydurulur. Senin aklın, duyguların eğer kabul etmiyorsa sende bir bozukluk var. Onu düzelt. Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifi düzeltmeye kalkma yani. Sonra bilimsel olarak bunu açıklayanlar çok çıktı. Çok enteresan bir şey. Tendir diyor şeyini görüyormuş, görevini görüyormuş. İdrar. Kanama olduğu zaman efendim antiseptik işte bilmiyorum yani şey ismini yani kanı kesiyor. Çölde mesela kırdasın ya elini kestin bir şey oldu kanama oldu düştün bir yardan bir şey yaptı kırıldı bir tarafın ne yapacaksın varsa orada işte hayvanın idrarında bu varmış onu kullanırsın. Bu bir gerçek ama durup dururken yani sende tendir diyot varken tutup da o idrarı kullanmazsın orada yani. Ama dağdasın bayırdasın kullanırsın halen daha geçerli demek onun içinde var yani. Bir şey söylüyor peygamber. Senin duygularına eğer yerleşmiyorsa ya bir itiraz et. De ki ben bilmiyorum vardır bunun bir tevili bir manası. Anlamadım de saygı göster. Ya öyle değil. Çünkü ne var ya o benlik duygusu. Duygularına, o firavunluk duygularına diyor. Bak ne diyor? Firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya reddeder, ya inkar eder, ya tahrif eder. Ez cümle mesela diyor. Kısa bir ara verelim isterseniz. Ondan sonra ez cümleye geçelim. Çünkü vaktimiz dolmuş. Biraz geç başladık. Yani çabucak bitmiş gibi geldi. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin el fatiha.